Süper Kanal Haber Merkezi'nden merhabalar. Önemli gelişmelerle karşınızdayız. Sayın seyirciler, kaldırım işgalleriyle alakalı olumlu ve olumsuz eleştirilere İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Anıl da katıldı. Başkan Anıl, küçük ve orta ölçekli esnafların mağdur olacaklarını ve dükkanlarını kapatmak mecburiyetinde kalacağını belirtti. Basın mensuplarının kaldırım işgalleri uygulamasıyla alakalı sorularına cevap veren İSO Başkanı Metin Anıl, küçük ve orta ölçekli esnafların mağdur olacaklarını ve dükkanlarını kapatmak mecburiyetinde olacaklarını hep birlikte göreceğiz. Bu da vicdanlarımızı sızlatır düşüncesindeyim dedi. Kaldırım işgali konusunda biz İnegöl Ticaret ve Sanayi olarak üzerimize düşen görevi yaptık kanaatindeyim. Çünkü bize geçtiğimiz günlerde üye olan arkadaşlarımız İnegöl'de kaldırım kullanımı konusunda geçmişte olan alışkanlıkların disipline edilerek devam ettirilmesi konusunda talepler oldu. Biz de arkadaşların taleplerini dillendirmek ve gündeme getirmek adına belediyemizde bir toplantı yaptık. Ve endişemiz de şuydu, özellikle metrekaresi küçük olan esnafımız, yani 10 metrekarede, 15 metrekarede yasal usullerde para kazanan, vergi veren, çoluğunu çocuğunu geçindiren esnafımızın eğer sergisini içeriye alması durumunda dükkanını kapatmak mecburiyetinde kalacağı, bu da vicdanları sızlatacağı görüşü vardı bizde. Bu konuyu dile getirdik. Ama başkanımız kesinlikle kaldırımların yayalara ait olduğunu ve kaldırımların esnaf tarafından kullanılmayacağı konusunda kararlı olduğunu ifade etti. Tabii bizim yapacağımız bu görüş karşısında hiçbir şey yok. Sadece uymak mecburiyeti hasıl oldu. Ama şunu ifade etmek istiyorum. Doğru, kaldırımlar yayalarındır. Yayaların kullanımına açık olmalıdır. Bir de İnegöl'de bir Bedesten ve Osmanlı'dan kalan bir çarşı alışkanlığı vardır. Onun için bunun disipline ederek, yani 40 santim meselesi uygulanarak devam etmesi gerektiği konusunda hala hemfikirim. Önümüzdeki günlerde dükkanın önünde sergi açamayan küçük ve orta ölçekli esnafların çoğunun mağdur olacağını, dükkanlarını kapatmak mecburiyetinde kalacağını hep birlikte göreceğiz, yaşayacağız. Bu da vicdanlarımızı sızlatır düşüncesinde. İnegöl'de Kent Müzesi yakınlarında bir iş yerine yönelik pompalı tüfekle düzenlenen saldırıda yaralama olayına karışan iki kişinin yargılaması sürüyor sevgili seyircilerimiz. Pompalı tüfekle yaralanması sonucunda iki ayağını kaybeden A.Ö.'nün davasının sanıkları önceki gün üçüncü kez hakim karşısına çıktı. Olayın tutuklu sanıklarından A.M. ve İ.U. önceki gün İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Savunma yapan sanık A.M. katılan Oğuz Yaşar alacağını istemek amacıyla olaydan 3-4 gün önce sanık İlhan'ın kasap dükkanına geldi. Aralarında yüksek sesle konuşmalar geçti. Meseleyi tatlıya bağlamak için Oğuz'un dükkanına 4 kişiyle birlikte gittik. Dükkanda müşteriler de vardı. Tütün var mı diye sorduk, o da bize ben adam olana veririm, adam olun diye cevap verdi. Ben de elimi masaya vurdum, masanın üzerindeki cam kırılmış. Dükkan içinde oturanlarla birlikte aramızda sözlü tartışma yaşanmaya başlandı. Şahısları tehdit etmemiz, para istememiz söz konusu değildir. Dükkandan çıkıp evlerimize gittik. Ertesi gün bizi telefonla aradılar, tehdit ettiler. Biz daha sonra meseleyi konuşmak için Oğuz'un babasının yeri olduğunu zannettiğimiz iş yerine gittik. Katılan Ali bize şerefsizler diye bağırıp dükkanın içerisine girdi. Dükkanın içinden fırlattığı cisim sol omuzuma geldi. Olay anında çok alkollü olduğum için ne gördüğümü hatırlamıyorum. Tahta parçası sol omuzuma gelince ben arka koltuktaki tüfeği elime almıştım. Katılan Ali üzerime doğru gelince ateş etmek istedim. Ancak araya diğer sanık İlhan girdi. 4 ya da 5 el ateş ettim. Daha sonra arabaya binerek diğer sanıklarla beraber kaçtık dedi.
Sanık İYU ise benim maddi açıdan sıkıntım yoktur. Bir alacak uğruna bu kadar ağır eyleme katılmam söz konusu değildir dedi. Mahkeme heyeti bir takım dosyaların eksik olması nedeniyle duruşmayı 4 Mart tarihine ertelerken iki sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Geçtiğimiz yıl İtalya Mobilya Fuarı'na katılmak için uçak kiralayan İnegöl'lü mobilyacılar geleneğini bu yılda sürdürecek. 160 mobilyacı 16 Nisan 2015 tarihinde kiralayacakları uçakla Yenişehir'den İtalya'ya uçacak. Yapılacak olan organizasyonla alakalı İSO Başkanı Metin Anıl basın toplantısı düzenledi. Yönetim kurulu üyelerinde hazır bulunduğu basın toplantısında konuşan İSO Başkanı Metin Anıl, geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiğimiz bir organizasyonun tekrar adına toplanmış bulunuyoruz. İnegöl mobilyası İtalya'ya uçuyor. Geçtiğimiz yıl ilki olduğu bu yıl ikincisini yaparak İnegöl'lü mobilyacı arkadaşlarımızın fuara gitmesini kolaylaştırmak adına bu organizasyonu gerçekleştiriyoruz diye konuştu. Bugün burada geçtiğimiz yıl yaptığımız bir organizasyonun tekrar adına toplanmış bulunuyoruz. Nedir bu organizasyon? İnegöl mobilyası İtalya'ya uçuyor organizasyonu. Bu geçtiğimiz yıl ilki oldu. Bu yıl ikincisini yaparak İnegöl'deki mobilyacı arkadaşların fuara gitmesinin kolaylaştırılması adına İnegöl Ticaret ve Sanayi Başkanlığı'nda yapılan bir organizasyon. KOSGEB'in desteğiyle yapılan bir organizasyon. Bu organizasyona KOSGEB, İnegöl Mobilyacılar ve Marangozlar Odası, İnegöl Mobilyacı Sanayicileri Derneği İBOS, İnegöl Genç Adamları Derneği İGİAD, İNSİAD, TÜMSİAD, İBİDER destek veriyor. Ve yaklaşık 160 kişinin Milano'ya gideceği bir uçak, Yenişehir Havalimanı'ndan uçak kaldırma organizasyonunun bugün düğmesine basıyoruz değerli arkadaşlar. 16 Nisan'da Milano'da yapılacak Saloni fuarı için başlatıyoruz bu organizasyonu. Tabii geçtiğimiz yıl mobilyacı arkadaşlarımızın İtalya'ya ulaşmasında sağlanan bu kolaylık bundan sonraki yıllarda artarak devam edecek ümidindeyiz. İyi yoldayız diyen Anıl, iyi gidiyoruz. Bunun ardından yatan bir gerçek var. Bunun altında yatan İnegöl'ün birlik ve beraberliği diye konuştu. İyi yoldayız, iyi gidiyoruz. Bunun altında yatan bir gerçek var. Bu gerçekte İnegöl'ün birlik, beraberliği değerli arkadaşlar. İnegöl, İnegöl'ün menfaatlarının olduğu yerde hemen kümeleniyor. Birlik ve beraberliğini hemen ortaya koyuyor. İSO Başkanı Metin Anıl, MOSFET hakkında da açıklamalarda bulundu. Tabii önemli olan bu işin liderliğine soyunan İnegöl'ün avantajlı çıkarak yoluna devam etmesi. Avantajlı çıkması adına yapılması gerekli bir takım nüansları zaman içerisinde arkadaşlarımızla oturup konuşup tartışıp yolumuza devam etmeli ve İnegöl'ün mobilyasını büyütme adına çalışmalarımızı sürdürmeliyiz diye düşünüyorum. İnegöl'e hayırlı olacağı kanaatindeyim. İnegöl mobilyası için hayırlı olacağı kanaatindeyim. Üçevler Mahallesi'nde bir evde birer saat arayla çıkan ikinci yangın itfaiye ekiplerine fazla mesai yaptırdı. Önceki akşam saat 20 sıralarında Üçevler Mahallesi Tecan Sokak'ta bulunan Ahmet Okacı'ya ait iki katlı evin çatısından dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine 3 araçta gelen İnegöl itfaiye ekipleri çatıda çıkan yangına müdahale ederek söndürdüler. Yangın sonucunda çatı katında hasar oluştu. Yangın söndürme ekibini sıkıyor. Aslında biz gidip sana kiremitleri alsak. Soğutma çalışmalarını yaptıktan sonra yangın yerini terk ederek merkezlerine gelen itfaiye ekipleri bir saat sonra yangın ihbarıyla yeniden harekete geçtiler.
Adrese geldiklerinde şaşıran itfaiye ekipleri de aynı evde ikinci kez yangına tekrar müdahale ettiler. Çatıda çıkan yoğun dumanın merkezini bulan ekipler kısa sürede müdahale ederek yangını söndürdüler. Yangın yerine 112 acil servis ekipleri de sevk edildi. Yangın söndürme ve soğutma çalışmalarını tamamlayan itfaiye ekipleri herhangi bir yangın çıkma ihtimaline karşı bir saat boyunca evin önünde beklediler. Beklemenin ardından ekipler yeniden merkezlerine gitmek üzere yola çıktılar. Meyve üretiminin sağlıklı ve kaliteli bir şekilde yapılması noktasında İnegöl Belediyesi İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkez Müdürlüğü işbirliği ile çiftçilere yönelik meyve fidan budama ve terbiye teknikleri konulu bir seminer düzenlendi. İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Ziraat Mühendisleri'nin konuşmacı olduğu seminere Belediye Başkan Yardımcısı Eşref Yiğit, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Turan Aksakallı, Halk Eğitim Merkez Müdürü Burhanettin Özdemir, Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik ile çiftçiler ve muhtarlar katıldı. Terbiye dediğimizde nedir? Ben terbiye için Seminer öncesi bir konuşma yapan Belediye Başkan Yardımcısı Eşref Yiğit, yapılacak olan seminerin çiftçiler açısından verimli geçmesi temennisinde bulundu. Bildiğiniz gibi bir insan tarihinden itibaren Bursa'mızda ve ülkemizde Büyükşehir yasasına geçildi. Bu bağlamda belediyelerin kırsala ve tarıma önem vermeleri daha da arttı, ilgilenmeleri daha da arttı. Bu bağlamda yine görevlerimiz olarak da biz de kırsal hizmetlendirmeleri kısa sürede hayata geçirdik. Ve o tarihten itibaren dozu arttırarak çiftçimize yönelik, kırsalda yaşayan halkımıza yönelik hizmetlerimiz devam etmeye başladı. Ve bundan sonra da daha çok artacak. Bugün de onlardan birbir ilçe tarım müdürlüğümüzle, halk eğitim merkezi müdürlüğümüzle gerçekleştirmek üzereyiz. Seminerimiz başlamak üzere. Ben bu seminerin sizler çiftçilerimize bir şeyler katacağını inanıyorum. Gerçi birçoğunuz teorikte konulara hakimsiniz ama ince detaylar olabilir. Bunları da öğrenirseniz hem yapmış olduğunuz ürünün kalitesi artacaktır hem de zamanla da tasarruf edebileceğinizi umarak ben yapmış olduğumuz seminerin hayırlı olmasını dileyerek. İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nde ziraat mühendisi olarak görev yapan Orhan Sezer ise meyve fidanı budama konusunda çiftçilere bilgiler verdi. Bir üreticinin meyve ağacının kalitesini artırabilmesi, bir sonraki sezona o ürünü ya da o ağacının daha sağlıklı bir şekilde artırabilmesi için öncelikle yapması gereken en büyük işlemlerden bir tanesi budama. Tabii budamayı etkileyen bazı önemli faktörler var. Burada öncelikle üreticimizin çeşidine hakim olması gerekiyor. Hangi çeşitle çalıştığını iyi bilmesi, çeşidinin vejetasyon periyodunu, gelişimini, yetişme koşullarını, ilaçlamasını, toprak işlemesini, bakımını vesaire. Bunların hepsini saydıktan sonra asıl önemlisi çünkü sezona başlarken ilk önce mevsimsel olarak takvime koyduğumuzda yapmanız gereken işlemlerden bir tanesi budama olduğu için diğer saydıklarımız bunların aslında sonrasına zincirin arkası gibi sıralanacak etmen. Spor haberimizle devam ediyoruz. Sevgili seyircilerimiz, İnegöl Spor basın sözcüsü Ahmet Ortakçı ve futbolcu Uğur Kavuk ortaklaşa bir basın toplantısı düzenlediler. Yapılan toplantıda hafta sonu oynanacak olan Gümüşhane maçıyla ilgili bilgilendirmeler yapıldı. İnegöl Spor basın sözcüsü Ahmet Ortakçı futbolculardan Uğur Kavuk'la birlikte bir basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında konuşan İnegöl Spor basın sözcüsü Ahmet Ortakçı, Göztepe karşısında son dakikada yedikleri golün kendilerini üzdüğünü, ancak şampiyonluk için iddialarının sürdüğünü söyledi. İnegöl Spor'umuz Göztepe'de oynadığı deplasman maçından 1-1 beraberlikle ayrıldı. Maçta golümüzü erken bulduk ve bu maçı önde götürdük
neredeyse 90 dakika boyunca. Ancak 90. dakikada tarihsiz bir gol yedik. Maç 1-1 bitti. Bu bizi üzdü ama sonuç olarak bizim hala liderlik iddiamız, şampiyonluk iddiamız sürüyor. Bu hafta pazar günü oynayacağımız Gümüşhanespor maçında da bu beraberliği telafi ederek yolumuza devam edeceğiz. Ortakçı takımda sakat olan oyuncular hakkında da bilgiler verdi. Maçımız pazar günü saat 1.30'da. Daha önce sakatlığı bulunan Alişan Reşan'ın durumu düzeldi ve şu an takımla çalışmalara başladı. Kendisinin maçı olup oynamayacağı pazar günü belli olacak. Bunun dışında sakatlıkları devam eden Muharrem ve Emrah 3 hafta kadar sağlığından uzak kalacak. Onların durumuyla ilgili bir gelişme olduğunda da yine görmemizde paylaşacağız. Halkımızın desteğini Gümüşhanespor maçında da yanımızda görmek istiyoruz. Futbolcu Uğur Kavuk ise İzmir deplasmandan yenilmeden geldiklerini belirterek hedeflerinin hafta sonu oynayacakları Gümüşhane maçından 3 puanla ayrılmak olduğunu belirtti. Hatta derbi maçtan alnımızın akıyla yenilmeden yine göre geldik. Maçta çok iyi mücadele sergiledik. Hava şartlarına rağmen, rüzgara ve zeminin kötü olmasına rağmen iyi bir oyun sergiledik. Öne geçtik. Yani ikinci golü de bulabilirdik. İkinci yarının ortalarında bir Görkem'in attığı kafayla gol var. Sanırım o da offside değil. Belki hakem daha dikkatli süzebilse belki maçı da alabilirdik. 90. dakika işte bir şanssızlık. Göztepe'ye şansımız tutmuyor. İçerideki ilk maçta da son dakikalarda gol yemiştik. Berabere kalmıştık. Bu maçta da böyle oldu. Ama bizim için bu kayıp değil. Sonuçta bir derbi maçı. Biliyorsunuz Göztepe ile bizim aramızdaki maçlar her zaman derbi. Yenilmeden geldik. Taraftarımızı mutlu ettik. Gönül ister de ilk kazanalım. Bir basamak daha, bir tık daha üzeri çıkalım. Ama olmadı. Biz maçlara periyot periyot bakıyoruz. Bizim hedeflediğimiz puan kitlesi var. Biz 3 maçta 7 puan. Bu haberle birlikte haber bültenimizin sonuna geldik. Bir başka haber bültenimizde görüşmek dileğiyle. Hoş ve esen kalın.